Türkiye F-16 uçak anlaşmasına 23 milyar dolar gibi devasa bir bedel ödeyecek. Sizce bu kadar para vermeye değer mi? Bu kadar para bu uçaklara verilir mi? F-35 uçakları için 1.25 dolar gibi bir ücret ödemiştik ve yılan hikayesine dönmüştü. Türkiye F-35'lerin öyle düşünüldüğü kadar iyi olmadığı düşüncesiyle F-16'lara yöneldi. Ve bunun sonucunda 23 milyar dolar gibi bir meblağda ödeme konusunda anlaşıldı. Milli Muharip Uçak Kaan F-35'in yerini alır mı diye soracak olursak bana göre alabilir. Zaten Türkiye'de Kaan uçana kadar F-16 ve mühimmat tedariki yapıp uçak konusunda sorun yaşamamak için bu yola başvurdu. F-16 uzun yıllardır kullandığımız ve ustası olduğumuz bir platform. F-35'ler ise yeni bir oluşum ve artıları ve eksileri neler, sorun olduğunda yeniden ambargo ile karşılaşır mıyız gibi sorunlar baş gösteriyor. Şöyle ki, şimdi biz F-35 aldık ve herhangi bir nedenle parça tedariki gibi ya da üreticiden kaynaklı bir sorun çıktı. Bunun çözümü de Amerika'da ve Amerika size olumsuz yanıt veriyor. Ne yaparsınız? Bu göz ardı edilemeyecek bir sorun. Tüm ülkenin güvenliği söz konusu. Bu anlaşmada 40 adet Block 70 F-16, bu uçakların 32 tanesi F-16C yani tek kişilik uçaklar, 8 tanesi ise F-16D çift kişilik uçaklar. Bu D sınıf uçaklar eğitim amaçlı da kullanılabiliyor. Sıfır uçakların yanında elimizde olan 79 tane F-16 uçağı da modernizasyon yapılacak. Radarlar olsun, yazılım olsun, diğer parçalar olsun hepsi tek tek değiştirilecek. Toplamda elimizde 119 adet yeni nesil F-16 uçağı olmuş olacak. Sıfır alınan bu 40 adet F-16'nın gövdesi ayrı, motorlara ayrı bir şekilde sipariş veriliyor. 40 adet F-110 motorunun yanında 8 tane de yedek motor alınacak. Bunların yanında 149 tane AESA yani aktif faz dizilimli radar siparişi de veriliyor. Bu radarlar hedefleri çok daha uzun menzillerden tespit edebiliyor ve F-35'te kullanılan radarlara yakın bir radar sistemi. F-16'larda bu şekilde F-35'in özelliklerinden biriyle kullanabileceğiz desek yanlış olmaz diye düşünüyorum. 44 tane M61 Volkan adlı 20 mm'lik top sistemi, 16 tane sniper geliştirilmiş hedefleme modu, tanesi 1.1 milyon dolar olan 952 adet Amram M152C8 hava hava füzesi, 119 km menzile sahip 864 adet CBO-39C minyatür bombaları ve 96 adet AGM-88B yüksek hızlı anti-radyasyon füzesinin yanında 96 adet AGM-88E geliştirilmiş anti-radyasyon güdümlü füzelerden talep edildi. Radyasyon güdümlü füzeler hava savunma sistemlerinin radarlarını vurmak için kullanılıyor. 401 adet Sidewinder kısa ve orta menzilli füzeler yüksek hassasiyetli 1437 adet doğrudan taarruz bombası da sipariş verildi. Bu kadar mühimmatı biz neden yüksek paralar vererek alıyoruz? Halbuki biz de hatırı sayılır derecede mühimmat üretebiliyoruz ama bizim ürettiğimiz bu uçakları F-16 Block 70 yeni nesil uçaklarda kullanamıyoruz. Bu mühimmatları kullanabilmemiz için uçak sistemine tanıtmamız ve entegre etmemiz gerekiyor. İşte buna Amerika izin vermiyor. Mühimmatları da benden alacaksın diyerek kendine bağımlı hale getiriyor. Biz kendi ürettiğimiz son füzelerini, Gökdoğan ve Bozdoğan füzelerini F-16'ların eski modellerinde kullanabiliyoruz. Hem eşek yükünün kat kat fazlası kadar para ödüyoruz hem de aldığımız malı istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Evet, bu çok can sıkıcı bir durum. İşte bu sebeplerden dolayı kendi uçağımızı, kendi mühimmatımızı üretmek çok ama çok önemli. Bizim şu an yaptığımız ayıya dayı demek gibi bir şey. Ayrıca Türkiye Amerikan çıkarlarına aykırı hareket ederse bu sipariş iptal edilebilir ya da yaptırım yapma gibi hakların olması söz konusu. Böyle bir şey olabilir mi? Dediğinizi duyar gibiyim ama maalesef durum böyle. İnşallah bir an önce bağımlılıktan kurtuluruz ve milli gelirimiz ülkemizde kalır. Bu sebepten dolayı savunma sanayi için harcanan her para sonuna kadar helal olsun. Allah devletimize zeval vermesin. Sağlıcakla kalın.